Selamünaleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 6. sınıf Arapça yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. 1. dönem 1. yazılı hazırlık arkadaşlar. Videomuza başlamadan öncesinde bazı arkadaşlar videolarımıza ulaşma konusunda sıkıntı çekiyor. Bizlere hocam şu sayfayı atar mısınız? Şu sayfayı acil çeker misiniz? Arkadaşlar Evrensel Yayıncılığın bütün kitabını çektim. Oynatma listelerinde mevcut. Diğer kitabı da inşallah en kısa sürede çekmeye çalışacağım. Bu yazılı hazırlık videomuz hem evrensel yayıncılığa yönelik hem de diğer kitaba yönelik, ikisine ortak diyebiliriz. Bu her iki kitaba da faydalı olabilecek bir yazılı. Videolarımıza nasıl ulaşıyoruz? YouTube'a geldik arkadaşlar. Akademi Mehtum yazdık. Girdik. Bakın burada ana sayfa üzerinden yaklaşık 200 tane videoyu içerisinde bize lazım olan videoyu bulmamız zor arkadaşlar. Ya da şu şekilde de bizim videolara ulaşmamız zor videolardan. Eklenme tarihi mesela en eski yaptım diyelim. Bu şekilde mevcut arkadaşlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. sınıf videoları şu an kanalımızda mevcut. Diğerlerine de vaktim el verdiğince inşallah çekmeye çalışacağım. Biz videolara nasıl ulaşabiliriz? Oynatma listelerine girdik arkadaşlar. Bakın 6. sınıf evrensel ders kitabı cevapları. İHO İmam Hatip Ortaokulu 1. dönem Arapça yazılı hazırlık videoları. Bunun içerisinde 5, 6, 7, 8'ler olacak arkadaşlar. Sonra 5. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf. Yapmış olduğumuz etkinlikler, Ezan-ı Muhammedi, Kur'an-ı Kerim, mukabele tarzı videolarımız var arkadaşlar. Bize lazım olan ne? 6. sınıf. 6. sınıfın içerisine girdik arkadaşlar. Oynatma listesinin içerisine. Hangi sayfa bize lazımsa buradan o sayfayı açabiliriz. Yazılılar da en sonda veya en üstte oluyor. Burada yazılı hazırlık videomuz bakın. Şu an burada bir tane yazılı hazırlık videomuz mevcut. Ve diğer oynatma listesinin içerisinde de var arkadaşlar. Yine diğer bir husus. Toplulukta arkadaşlar sizlerin fikirlerine danıştığımız konuları burada anket olsun ya da yapmış olduğumuz duyuruları buradan yapıyoruz. Buradan da gündemi takip edebilirsiniz. Diyelim ve videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki zamirleri karşılarındaki kelimelerle uygun olanlarla örnekte olduğu gibi eşleştiriniz. Şimdi burada şu var. Müzekker, müennes. Müzekker erkekler için de yani eril kavramlar için. Müennes ise bayanlar için. Zamirimiz bayanlar için hiye o demek arkadaşlar. Bayanlar için o. Recep kelimesi eril bir kelime. Erkek ismi. Yasemin bayan bir kelime. Dolayısıyla bu yanlış cevap. Doğru cevabı bu şekilde işaretledik. Hazi. Hazihi bu demek dişil kavramlar için. Hazi Fatih olmaz. Çünkü Fatih erkek ismi. Hatice. Cevabımız bu olacak. Haza bu Hatice. Haza bu demek yine erkekler için. Bu yani müzekker bir zamir. Dalibün erkekler için öğrenci demek. Sonunda tay marbuta var bakın. Heze dalibetün bu öğrencidir. Bu şekilde. Hüve o demek de erkekler için. O zaman eril bir kavram gelecek. Tay marbuta kelimenin anlamını bilmiyorsak zaten tay marbuta olanı eledik. Muallimetün bayan öğretmen demek. Hüve muallimün o öğretmendir. Hüve o. Aliyün Ayşetün. Hüve erkek bir zamir olduğu için yani müzekker bir zamir olduğu için Aliyün olacak. Heze bu yani müzekker bir zamir, erkek bir zamir. Sadigun Sadigatun. Tay marbutu olduğu için bu bayan arkadaş demek. Sadigun erkek arkadaş. Bu arkadaştır. Geldik. Aşağıdaki zamirlerin karşısına Türkçe anlamlarını yazınız demiş arkadaşlar. Hüve o demek erkekler için. Hiye bayanlar için o demek. Ente erkekler için sen. Ente erkekler için sen.
Enti bayanlar için sen. Ene ben. Her ikisi için de ben demek. Geldim. Hım erkekler için onlar demek. Bu zamirleri belki bazı arkadaşlarınız görmemiş olabilir. Öğretmeninizin gösterme durumuna göre. Hünne bayanlar için onlar demek. Onlar. Entüm siz. Kim için? Erkekler için. Siz. Bu şekilde kutucu. Entünne yine siz. Kim için? Bayanlar için. Siz. Entüm erkekler için siz. Nahnu her ikisi için de biz demek arkadaşlar. Biz. Zehebe gitti. Bu fiili aşağıdaki zamirlere göre çekim yapıp anlamını karşısına yazınız. Hüve zehebe. O gitti. Hiye de fiil sonuna zehebet. Cezimli bir T alıyordu. Zehebet. Şu şekilde. Bunu klavye ile yazalım. Fiillerimizi önce şuraya yazalım. Sonrasında da harekelerini koyalım. Hiye ze he bet. Zehebet. Ente T alıyor sonuna. Zehebte. Zehebte. Enti T alıyor sonuna. Geçmiş zaman fiili. Zehebti. Yani mazi fiil. Zehebti. Ene tü alıyordu sonuna. Tü. Ene. Ene. Zeheb. Zeheb. Tü. Şimdi geldim buraya. Anlamlarını yazayım. Sonra hareketlerini koyacağım ve açıklayacağım burayı. Hiye zehebe. O gitti. Sen burada büyük harfte kalmış. O gitti kim için? Bayanlar için. Erkekler için sen gittin. Bize burada bir de bayan mı erkek mi bunu belirtmemizi de istiyor. Onu da birazdan Entize hepti sen gittin. Ene ben gittim. Şöyle çekelim ki açıklamasına şimdi geleceğiz. Kalemimi alayım. Kalemimi aldım. Şimdi o gitti. Hiye bayan zamiri olduğu için bayan B. Ente erkek olduğu için E. Enti sen bayanlar için sen olduğu için bayan. Ene hem erkek hem bayan için hem E hem B arkadaşlar. Geldim. Hiye fiilin sonuna cezimli T alıyor. Hiye zehebet. Z. H. Bet. Cezimli T. Bakın. Aynı Türkçe'de nasıl ki ben gittim, sen gittin, tin, gittik gibi. O gitti. Ente zehebte. Z. Heb. T. T alıyor bakın. Enti de T alıyor. T. Z. Heb. Zeheb. Zeheb ti. Ene zeheb. Ene zeheb. Ne alıyor sonunda? Hangi fiil olursa olsun arkadaşlar artık tü ya da hangi fiil olursa olsun sonunda ti. Bu şekilde. Bunu melodik olarak şöyle yapabilirsiniz. Aklınızda kalıcı olsun diye. Mesela bir örnek vereyim. Allahu Allah Allahu Allah 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 Allahu Allah Hüve zehebe, hiye zehebet, ene zehebtu, nahnu zehebna, ente zehebte, enti zehebti, ene zehebtu, nahnu zehebna, hüve zehebe, hiye zehebet, ene zehebtu, nahnu zehebna, ente zehebte, enti zehebti, Ene zehebtu, nahnu zehebna. Burada nahnu fiilimiz yok ama o da sonunda na alıyor. Bu şekilde
Her zamir sonuna fiilimiz zehebe, Arapçada kök olarak zehebe, her zamir sonuna kendine göre bir ek alıyor. Hiye cezimli te, ente te alıyor, enti ti alıyor, ene tü alıyor. Bu şekilde umarım anlaşılmıştır. Aşağıdaki metni Türkçe'ye tercüme ederek cümlelerin altlarına manalarını yazınız. Alo, merhaba. Şuradan biraz küçülteyim. Sığmıyor ekranımıza. 14 bize yeterli. Alo, merhaba. Merhaba, tefaddal. Merhaba. Buyurun ya da buyur. Tefaddal buyur. Ene muallimin Ayşe. Ben Ayşe'nin öğretmeniyim. Ene ben Ayşe'nin öğretmeniyim. Tabii ki ben burada yazım kurallarına büyük küçük harf uyumuna dikkat etmiyorum arkadaşlar. Cümleye başlarken büyük harfle başlanıyor Türkçe'de, bunu unutmayalım. Ehlen ya üstez. Ehlen ya üstez. Buyur hocam. Merhaba hocam. Ya da hoş geldiniz hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Aişetü gâibetül-yevm. Ayşe bugün kayıp. Helhiye fil beyt, o evde mi? Bakın, Ayşe gaibe, kayıp. Yok yani. El yevm, bugün yok. Helhiye fil beyt, yani okula gelmemiş Ayşe. Arapçada, Türkçe'de Arapça kökenli binlerce kelime var. Gayip kelimesini biz aslında gayip, kaybetmek kelimesi gibi düşünebilirsiniz. Yok yani kayıp. Ayşe bugün yok. O, bakın, hel soru edatımız mımi. Hiye, o, fil beyti, evde mi? O, evde mi? O, evde mi? Bu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki kelimeleri uygun resimlerle rakamları kullanarak eşleştiriniz diyor bize. Resimlerle rakamları eşleştireceğiz. Bir yüzük demiş. Yüzüğün yazılışı neredeyse arkadaşlar? Yüzük bir. Nerede bunun yazılışı? Oraya bir rakamını yazacağız. Dabletün, şaşa, derrace, alem, hatem. Bir arkadaşlar, hatem yüzük demek. Hatemel enbiya, mühür anlamı da var hatem kelimesinin. Yani peygamberlerin mühürü. Şaşa televizyon. 6. 6 numara ekran, televizyon anlamında şaşa 6. Ya da şuradan sıradan gidelim. 2 masa. Masa kelimesi nerede? 2 numara burada. Yazıyoruz 2 masa. 3 bisiklet, derracetün şurada. 4 saat. Saat kelimesi Türkçedekinde aynı, saatün 4. 5 misket, da'büle. 5 da'büle. 6 numara ekran, şaşa şuradaki 6 numaramız şaşa. 7 hastane, müsteşfe, şifadan aklınıza gelsin. Bakın, müsteşfe, işfe, şefe, müsteşfe, hastane. Hati sona geldik, bayrak. 8 bayrak. Alem. Alem yani. Alem bayrak. 8 numaramız bayrak. 9 okul, medrese. Bunu zaten artık aşinayız. 9. Geldim 10 numara, hatif, telefon. O da bu olacak arkadaşlar. Aşağıdaki selamlaşma ifadeleri verilmiştir. En uygun olan cevapları sağdaki rakamları kullanarak eşleştiriniz. Ma ismük? Yani senin adın nedir diye soran birisine biz ne deriz? Benim adım diye cevap veririz. Bakın, benim. Hiç manasını bilmiyoruz. Başka bir şey sordu senin diye.
Benim diye Y var bakın sonunda. İsmi Ahmet. Benim adım Ahmet. Keyfe haluk? Nasılsın? Sen nasılsın? Sen diye sorduğu için ene ben diye cevap vermesi lazım. Ya da direkt kısaca bir hayır elhamdülillah nasılsın diye sorduğu için bir hayır elhamdülillah iyiyim Allah'a şükür. 3. Sabahül hayır. Hayırlı sabahlar diye cevap soru hayırlı sabahlar diye bize konuşan birisine biz ne deriz? Nurlu sabahlar, hayırlı sabahlar. Arapçada bu şekilde. Mesaül hayır, hayırlı akşamlar diyen birisine biz de mesaün nur diye cevap veririz. Hayırlı akşamlar. 5. Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun diyen birisine senin de üzerine olsun. Ve aleyküm selam. Sizin de üzerinize olsun. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Ene tilmizün. Ene. Ben dediği için arkadaşlar sen o ifadelerini attık. Geldik ikincisine. Şu kelimenin anlamını bilmiyorsak tutturma şansımız %50. Ama ene'yi biliyoruz. Direkt eledik. Eleme usulüyle gidelim bu tarz sorularda. Hemen pat diye cevap vermeyelim. Düşünelim. Bilmiyorsak da eledikten sonrasında işaretleme yapalım. Ene tilmiyizun. Ben öğrenciyim. Hasta meridun'du arkadaşlar. Ene meridun deseydi ben hastayım olurdu. 2. Bu kimdir cümlesinin Arapçası nedir? Bu kimdir? Bu diye sorduğu için heze olacak sonunda. Heze olmayanı eledim. Ente dedi burada. Ve men kim demek? Me ne demek arkadaşlar? Mehaze bu nedir? Yani mehazi bu nedir? Dolayısıyla cevabım men haze bu kimdir? Men soru edatım men. Bu nedir? Bu nedir? Oluyor bunlar. Bu doktordur cümlesinin Arapçası nedir? Bu doktordur. Yine burada bu ifadesi hepsinde var. Haze haze hazihi. O zaman ne yapacağız? Diğer kelimeyi bileceğiz. Doktor kelimesi aslında Türkçe'de de kullanılıyor. Tabip sen elleme benim yaramı diye şarkı da var hatta. Doktor kelimesi. Mühendisün zaten Türkçe'de kullanılıyor. Muallim kelimesine aşinayız. Gel, kaldı iki tane kelime. Mümerridatün, muallimün, haza muallimün, öğretmen. Bu öğretmendir. Haza mühendisün, bu mühendistir. Hazi mümerridatün, bu hemşiredir. Hazi dabibetün, bu doktordur. Yukarıdaki cümlelerin anlamı nedir? Lebise. Arkadaşlar lebiseyi diyelim ki bilmiyoruz. Elbise kelimesi Türkçe'de Arapça kökenli binlerce kelime var. Arapçadan korkmayın. Arapça sizden korksun diye hep söylerim. Elbise. Aslında elbise kelimesi bize Arapçadan gelmiş. Sesli harfler atıyoruz. Arapçada sesli harf yok. Attım. LBS kaldı. LBS, lebise giymek arkadaşlar. Lebise giydi. Kim? Abdullah. Abdullah giydi neyi? Melabisehu. Hı onun. Burada hiçbir şey bilmiyorsam hı zamirinden çıkarmaya çalışacağım. Bir de Abdullah var bakın burada. Abdullah. Ahmet gitti. Ahmet gitti. Şimdi o zaman Abdullah evden çıktı. Dendan ekini bize Arapçada ne veriyordu? Min veriyordu. Min. Minel beyt demesi lazım. Min demesi lazımdı. Min yok. Abdullah elbiselerini bakın onun demiyoruz artık. Abdullah onun elbiselerini giydi demiyoruz. Abdullah elbiselerini sahiplilik anlamı kattığı için bu. Diğerler neden? Min yok burada. Ya da çıkmak. Şu fiilin anlamını bilmiyorduk diyelim. İkisi arasında kaldık. Ahmet zaten yok. İkisi arasında kaldık. İkisinde de Abdullah diyor. Bilmiyoruz misal. Lebiseyi bilmiyorum. Ev kelimesi yok. Oradan çıkarabiliriz. Ya da min yok burada. Oradan çıkarabiliriz. Eleme usulüyle gidebiliriz. Abdullah elbiselerini giydi. Bu şekilde arkadaşlar bir videoda hazırlayıp atacağım. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve olumlu olumsuz dönüşleri bizlere yaparsanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere. İlel lika fi emanillah.